Teşekkür ediyorum. Tebrikler Mehtap. Büyük gururumuz Mehtap demişler. Peki. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Tanıyor musunuz Mehtap'ı? Vallahi ben... Tanıyor musun Mehtap'ı? Tanıyorlarmış beni. Tanıyorsunuz. Seviyorlar, sağ olsunlar. Yani sahnede mi tanıdınız yoksa daha evvel bir tanışıklığınız var mıydı? Buradan sadece. Ve gurur duyuyorsunuz. Aman ne güzel, çok güzel. Peki. Armağan'ın mikrofon elinde, evet. Şimdi ben Mehtap'a bir takım sorular sormak istiyorum. Bundan iki hafta önce kulaklığını yeni taktığında ve bütün jüri üyeleri olarak özellikle ben sana kulaklığını taktığın için daha kötü şarkı söylüyorsun. Sanki takmasaydın iyi olur muydu dediğimde sen sahneden inip bütün jüri üyeleri için ileri geri konuştun mu? Ben. Sana soruyorum Osman, sana sormuyorum farkındaysan. Hayır Armağan Bey, ben sizleri seviyorum kesinlikle. Sizler benim büyüklerimsiniz, saygı duyuyorum. Sevdiğim insanlara niye konuşayım ki ben yani? Neyi, kime de ne söylemişim ki? Bana, ya mesela hayır, şöyle bana laflar... kötü bir şey söylemediniz ki siz geçen hafta. Bir dakika, şöyle laflar ettin mi? Geçen hafta demiyorum. Ay, bir önceki haftayı bir söylüyorum. Önceki hafta bir önceki haftayı hafta, söylüyorum. Kesinlikle. Bir önceki haftayı söylüyorum. 15 gün önceyi. Şöyle laflar ettin mi? Bu kulak arızasıdır. Bir yarışmacı için işte bu sakatlık sayılır. Bir sakat için böyle konuşulmaz. Ben hepsinin... Hayır. Gibi. Armağan Bey. Şimdi ben kime ne söylediysem yüzleşirim. Kimle konuştuysam burada. Geçen hafta da Ebru Hanım bana bir şey söyledi. Ben dedim acaba niye bana böyle bir tavır? Çünkü ben kendisini çok seviyorum. Onlar da beni, siz de beni sevdiğinizi biliyorum yani. Böyle bir şey söylemedim. Ben neyi söylemişim? Şimdi bak ben kendim adıma konuşuyorum. Diğer jüri üyeleri kendi adına konuşur. Benim anlayışıma göre bir yarışmacının bir jüriyesine sinirlenme hakkı vardır. Nasıl tuttuğumuz ama takım... Beni bir dakika, önce beni dinle, ondan sonra konuş. Nasıl tuttuğumuz takım aleyhine karar veren ya da tuttuğumuz takım aleyhine bir karar veren hakeme sinirleniyorsak, sonuç olarak bir yarışmacının da kendisi için doğru olmayan şeyleri ya da kendisine hoş gelmeyen şeyleri söyleyen jüri üyesine sinirlenme hakkı vardır. Bunu son derece hoşgörüyle karşılarım. Ama eğer ağzından hoş olmayan kelimeler çıkıyorsa... Armağan Bey ispatlarsınız. Ben de burada bu mikrofonu buraya bırakır yarışmadan çekilirim tamam. Hocam. Ben bunu soruyorum sana. Sen ben, de diyorsun ki... Ben yüreklilikle söylüyorum. Eğer ben sizlerin hakkında herhangi bir şey konuştuysam ters. Yani argo bir şey veya da ben şu mikrofonu buraya bırakırım. Çekilirim Osman Tan Bey. Çünkü benim de bir gururum, haysiyetim var. Ben kimse hakkında konuşmadım. Kimler hakkında söylediysem Osman Tan Bey, ben bu mikrofonu buraya bırakırım, çekilirim yani. Tamam, ben bunu duymak istedim sadece. Evet, hayır Armağan Bey, şimdi siz beni buraya seçtiniz, getirdiniz. Ebru abla, siz elemelerde. Şimdi ben elimden tutan bir insana nankörlük yapamam yani. Konuşamam da onu, arkanızdan konuşamam kesinlikle. Hayır. Bu benim, bu bana yakışmaz. Hayır Ebru abla, yakışmaz yani. Seni dinliyoruz o yüzden bir dakika dedim. Evet dinliyorum. Şimdi ben bir haftadır dedim Ebru hocam, Ebru abla diyorum. Çünkü çok sevdiğim için söylüyorum. Kendisi belki der ki bana abla deme. Diyebilir de yani bana hanım da de diyebilir. Ama ben çok sevdiğim için Bülent hocam da olsun siz de olsun 8 haftadır ben buradayım. Benim size karşı bir saygısızlığım veya bir terbiyesizliğim oldu mu Osman Tan Bey? Duydunuz mu? Veya arkada. Evet, olmadı, herkes tabii. Beni tanıyor biliyor burada. Makyajımı yapan insan, kostümümü hazırlayan insan. Selçuk Tekay hocam sazlar herkes beni biliyor yani. Ben bir insanın bir şey söylüyorsam yüzüne söylerim. Hayır siz bana 8 haftadır benim hiç kalbimi kırmadınız ki. Bana hiç yanlış bir laf söylemediniz ki yani. Hayır hiçbir şey. Benim hatta kulaklık meselesi hiç zoruma bile gitmedi yani. Hiç gitmedi. Kulaklık meselesi benim zoruma gitmedi. Eğer öyleyse... bak eğer şu anda yolun çok başındasın. Evet. Aslında biraz da önemli bir mesafe kat ettin. Aklından şunları geçir. Burada 3 tane star oturuyor. Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Bülent Hanım. Bülent Hanım için 15 gündür söylenmedik, yazılmadık şey kalmadı. Bülent Hanım gene de her zamanki hanımefendiliğiyle burada oturdu, ağzını hiç açmadı.
Ebru Hanım için öyle yazılmadık, söylenmedik şey kalmadı. Herkes gene çıkıyor. Gayet hanımefendi, Orhan abi öyle hakeza. Dolayısıyla eğer sen burada sana yapılan en ufacık bir eleştiriyi kaldıramıyorsan, bundan sonra hiç kaldıramazsın, yolun başındayken vazgeç zaten. Hayır, bana kötü eleştiri yapmadınız siz ki Armağan Bey, ben onu anlatmaya çalışıyorum yani. İşte ben de onu söylüyorum. Daha hani bir kulaklık takıldığında, bak sen işte sazları daha net duyunca acaba daha mı kötü okudun ki bunda bir şey yok. Sizin söylediğiniz hiçbir şey benim zoruma gitmiyor ki Armağan Bey yani. Daha bunu kaldıramıyorsan ben diyorum, sonrasını ben of yani. Ben diyorum, burada bırakır çeker iner giderim ben Ankara'ya. O kadar da delikanlıyım, harbiden de iner giderim bunu. Ben söylediysem Armağan Bey, ben kimsenin arkasından, kimse, hele benim haddim değil. Ebru abla, Orhan hocam, Bülent hocam, siz seviyorum yani. Tamam, o zaman söylemedim diyorsun. Söylemedim yani. Kim söylemişse yüzleşmek istiyorum onunla. Yok, ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben sadece... Hayır, şimdi öyle bir şey var ki, şimdi insanlar da beni diyecek ki Mehtap nedir, fırıldak mıdır nedir böyle? İnsanların arkasından konuşuyor diyecekler. Şimdi ben fırıldak değilim, ben hiçbir şey değilim yani. Evet. Ben neysem oyum, ben fırıldak değilim. Ben hiçbir şekilde hiçbir kimseye, o benim haddime düşmez. Hiçbir şekilde haddime düşmez. Benim arkada olan şeyler belki benim gelmiş farklı anlatmışlar, bir şey yapmışlar. Bak, bilmiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Şu benim kabulüm. Tabii ki bana kızabilirsin. Hayır, çünkü bir dakika. Hiç kızmadım ki bu yere kadar. Hayır. Nasıl biz maçta hakeme kızıyorsak kızılır yani. Bundan daha doğal bir şey olmaz ama hani bunu böyle büyütüp hani mikrofona konuş. Armağan Bey, ben niye kızayım 8 haftadır? Hiçbiriniz benim kalbimi kıracak bir laf, beni rencide edecek bir laf söylemediniz ki bana. Ben burada diyorum ki ben yürekli şekilde mikrofonu bırakırım, iner giderim. Sıkar. Ben ya buraya kadar geldim, buradan sonrası da Osman Tan Bey'e söylerim. Delikanlı gibi bunu buraya koyar çeker giderim. Çünkü konuşmadım, benim haddime düşmez. Kimsenin hakkında yorum yapmak düşmez. Hayır, benim kulak meselesi de benim ayrıca zoruma da gitmedi. Kalbim de kırılmadı ki gideyim yorum yapayım yani. Zaten yalan da değil bu. Herkes bizle beraber yaşadı. Ben geçen hafta bana herkes dedi ki Ebru Hanım senin... Böyle söyledi Mehtap. Dedim ki Ebru abla beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Bilmiyorum neden dolayı bana öyle konuştu. Ben sana ne dedim? Ben sana geçen hafta kızmadım. Sadece bir şey söyledim. Gerçekten çok taf, saf mısın, temiz misin dedim. Gerçekten bu kadar olduğun gibi. Gerçekten saf mısın yoksa oynuyor musun? Şimdi burada bir laf bazen, söyledim ben geçen hafta. Bazıları ekran başlarında zannediyorlar ki Mehtap işte bu kadar yani böyle biz şimdi ben bazı sanat müziğinde Bülent hocam da biliyor. Ben bunun için eğitimini almadım. Bilmiyorum, Acemi Şiran mıydı hocam? Acema Şiran. Bir de ezberle. Bak, ben onu dinlemedim, bilmiyorum yani. Orada da konuşuyor. Muhabbetimizde Armağan Bey, sizle sohbetlerimizde burada gülüyoruz, konuşuyoruz. Yani salak değilim benim, aklım çalışıyor. Ben 13 senedir gece aleminde çalışıp gelen bir insan saf salak olmaz yani. Aklı başında kurnaz olur. Mutlaka öyle. Kurt olur yani. Mutlaka buraya öyle kadar durmuşum, kurt kurnaz olur. Yani aklım başımda benim, akıllı cevap da verebilirim yani. Ama ben zoruma gitti. Ben başkası olsa ben şaşırdım hocam, bilmiyorum yani. Ebru ablaya da şaşırdım, ben seviyorum çünkü yani. Ya neyime şaşırdın şimdi ya? Şimdi Emre ablanın neyine şaşırdın? Bir dakika, neyime şaşırdın? Geçen ben onu anlamadım. İşte saf temiz misin olayına sanacak. Hani bazıları gibi siz beni zorlayın. Niye şaşırdın ben onu anlamadım mesela. Şimdi ben onu diyecektim. Ne yaptım da neyime şaşırdın? Hani niye sana şöyle davranıyorsun? Sana bağırdın mı? Bak sana kere küfür mü ettin? Hayır. Emre abla dedi ki Mehtap sen bu kadar... Ya saf, ha, gerçekten temiz misin? Gördüğün kadar saf ve temiz misin başkaları dedi. Başkaları bazı mesela yanlış anlaşılmalı olmuş, bana telefon açıyorlar. Ebru abla sen ne oldu, niye sana böyle söyledi diyorlar bana. Bak şimdi şöyle demek bir şey var. Demek ki benim de bir hissiyatım vardır. Ben de 15 senedir bu işi yapıyorum. Sana dair belki benim de samimiyetinden şüphe ettiğim yerler olmuş olabilir. Ve bunun için söylemiş olabilirim. Değil mi? Evet. Bunun dışında ben sana saygısız bir laf etmedim. Bir de zaten tarzım değil. Hayır, böyle öyle bir şey yapma. Demedim Ebru abla. Ya bak Ebru abla diyorum çünkü sevdiğim için Ebru abla diyorum. Bülent hocama falan, Orhan hocama, Armağan Bey'e. Yok yani ben 2 haftadır ben şaşırmıyorum. Hepimiz mi Ebru abla diyorsun? Umarım. Ben seviyorum Ebru abla diyorum. Umarım yine. Bak bu haftada söylüyorum. Umarım yine söylüyorum. Bu göründüğün kadar safsındır. Umarım. Ya Ebru abla ben salak değilim. Insana... Çok saf değilim yani. Ya, bak bir şey söyleyeceğim. Başka şey söylüyorsun. Ben başka yani bir şey söylüyorum. İnsanlar son derece böyle şen, şakrak, çok iyi insanlar olabilir. Bir duble rakı içerler, bambaşka bir şey olabilirler. Doğru. Doğru mudur? Evet. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle davranmamak lazım Mehtap. Hani biz seni seviyoruz,
eğleniyoruz ya da sana işte sen sahnede çok iyi duruyorsun. Sana sevgimiz hiçbir şekilde değişmez. Değişmedi. Ben de sizi seviyorum. Ama sen de bir tane kelimenin, bir tane cümlenin arkasından geçen hafta bana Ebru Gündeş böyle dedi, niye böyle dedi? Armağan Çağlayan böyle dedi, niye öyle dedi? Bunun peşinden koşmamalısın. Burada her yarışmacıya gördüğümüz şeyleri söylüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Ebru Hanım böyle dedi diye bir tane sana o kadar iyi şeyin içinde iyi umarım böylesine dedi diye cımbızla onu alıyorsun. Onun peşinden höttürü 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 koşturuyorsun. Ne oldu bugüne kadar desteklediklerimiz nereye gitti yani? Nankörlük ama olmuş. Onu yanlış algılamayın bence. Şöyle ki Sayın Gündeş'i çok seviyoruz. Hakikaten yürekten yani içinden. Biz de onu seviyoruz Bülent Hanım. Yoksa seviyor da ve sevdiği beni için onun buraya. Ona acı bana bir şey mi ihsas evet, ettirmek hocam, istedi? Bülent Hocam beni çok iyi anlıyor Armağan Bey. Ben tabii. Bülent Hocam beni çok iyi anlıyor yemin ederim. Sen ne fena bir şeysin. Her pazartesi günü bana mail yağıyor. Sen Mehtap'ı tutuyorsun ötekilere kötü davranıyorsun diye de. Benden de tabii. İki dakikada döndün ondan sonra 5 dakika önce dedik ben Armağan bunu sorumlu takmayayım. Armağan Bey yemin ediyorum bakın vücudumda sivilceler çıkmış yakın çekim her tarafımda bir haftadır uyuyamıyorum. Aa bakayım yakın çeksinler sivilcelerini. Hani nerede? Bakın işte. Allah. Ona bir şey derler. Kedi bir tarafını görmüş yalaya yalaya yara zannetmişler. Işte. Çok kötü oldum Armağan. Hiçbir şey yok. Size bir de yemek yemiyorum bir haftadır da kestim yemin ederim vallahi. Niye kestin? Ama zayıflamışsın. Geçen haftaki elbise çok şeydi dehşetti o yüzden bu iyi oldu. Vallahi zayıflamışsın. Evet. Bir haftada. Bir de artık kulaklığa alışmışsın galiba evet. Bu hafta öteki haftalar kadar kötü değildi. Hiç çıkartmayacağım vallahi ben kulaklıklarımdan artık böyle devam. Ne olacaksam olayım artık kalıyorsam da. Yok yok bu hafta iyiydi. Süperdi. Öyle miydi? Elleme. Vallahi iyiydi bu hafta. Ama Armağan Bey kulaklık önümüzdeki hafta Popstar Alaturka'da şey var çok canlı yılbaşı gecesi özel eğlence programı gibi vallahi. Niye ne var? Ben oynayacağım köçeklerle. Bak şimdi ya. Şimdi bak o kadar akıllı ki bak. Bu kız ben size söyleyeyim. Örneği, ha, ben size söyleyeyim. Zeka örneği. Ebru abla zeka. Bir dakika. Bugüne kadar gelmiş sen. Geçmiş en zeki. Yarışmacı. En zeki. Bakın ben size söylüyorum. Kalıbımı basarım. Aynı fikirdeyim. En zeki kız. Şimdiden gelecek haftanın reklamını yapıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ama hazırlanıyorum. Zilleri taktım sürekli. Oynuyorum. Şıkıdık şıkıdık şıkıdık. Ve hayat ne kadar ilginç ki Armağan'cığım. Demin senin söylediğin şey. Bu yarışmaya gelirken. Ya acaba Bülent Ersoy ne diyecek? Bülent Ersoy sever mi? Ne Orhan olacak? Abi ne der? Efendim? Orhan abi ne der diye ne düşündüm. Der? Evet ama en çok biliyorsunuz Bülent Hanım'da bir şey vardı. Şimdi ne oldu? Hayat böyle döndü dolaştı geldi. En iyi beni Bülent Ersoy anlıyor oldu. Bu da çok iyi. Ben iyot gibi açığa çıktım. O kadar savaştığımla kaldım. Kötü olduk şimdi. Kötü çocuk biz olduk. Siz kötü asla değilsiniz. Onu söylemek istemiyordur. Onun haddi de değil zaten. Efendim insanlar görüşlerini çok rahat bildirebilirler. Demokrasi ile efendim idare edilen ülkelerde fikirler teati edilir ve müşterekte bir yerde buluşulur, el sıkışılır, karar verilir, fikre hürmet vardır. Ama siz hanımefendiyi çok fazla sevdiğiniz için acaba kıracak bir şey mi yaptım? İşte. Çünkü o böyle bir şeyi söylemezdi ama bana neyi vurgulamak istediğinin rahatsızlığını duydunuz. Oysa ki sizin zaten böyle bir tavrınız yoktu ki. Onun için böyle bir tavrınız olmadığı için onun da sizi suçlamasını gerektirecek bir hadise oluşmadığı için böyle düşünceler de oluşamaz diye düşünüyorum. Öyle Ebru mi Hanım'ı değil da mi? En iyi siz anlamışsınız. Böylece o da ortaya çıktı. Ben de, beni çok iyi anlamışsınız. Ben de avukat Melahat maşallah. Görüyorsunuz evet. Beni nasıl kolluyor Bülent Hanım. Hayır hayır gerçek. Ezemezsiniz beni haberiniz olsun aman Bülent Hanım'a. Estağfurullah estağfurullah. Ya böyle sen ne diyorsun Orhan anlat. Ama ben yine de aynı söylediğimi tekrarlıyorum. Ben sözlerimin arkasından kolay kolay dönmem. Ve bir insanla ilgili bir şey söylerken mutlak dikkat ederim, sorarım, soruştururum. Umarım bizleri gerçekten seviyorsundur. Ben seviyorum hocam, ben herkese sordum. Umarım. Başka benim bir şey söylemiyorum dedim, ben. Ebru abla bana niye böyle yaptı? Vallahi sizin yardımcınıza bile sordum. Kim o yardımcım? Hangi yardımcı? Nerede o? Ha, yok. Hangisi? O benim yardımcım değil. Şey var ya, şey. İçeride herhalde. Çok şey. Ayıp. Tamam. Sordum. Dedim böyle Ebru ablaya ben niye böyle, ne oldu? Ben İşte bak niye böyle davranıyorsun? Sanki sana böyle bir şey söylenemezmiş gibi.
Niye böyle davranıyorsun? Şimdi siz beni çok seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum da o yüzden söylerim. Biz bütün yarışmacıları seviyoruz. Evet. Seni ama ben öyle hissediyorum ayrı burada. Ayrı sevmiyoruz ki. Ama söyleyeceğiz zaten. Söyletmek için oturttular bizi buraya. Doğru. Bir şeyler söylememiz lazım. Peki. Şimdi nasıl söyledi şarkısını? Bence bu hafta, iki hafta yani geçtiğimiz iki haftaya göre çok daha iyiydi. Böyle belli ki alışmış. İyiydi. Gayet de güzel söyledi. Aynı fikirde. Teşekkür ederim. Peki. Orhan Bey daha henüz hiç konuşmadı galiba değil mi? Orhan Hocam şokta duyduklarına. Şokta mısınız Orhan Bey gerçekten? Şaşırtıcı cümleler ama biz Mehtap'ı seviyoruz tabii. Sevdiğimizi de belli ettik. Sürekli puanlarımızı verirken onunla ilgili konuşmalarımızda söyledik. Ben onun saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. Saygılı olacağını düşünüyorum. Onun da bizi sevdiğini düşünüyorum. Belki yanlış intikaller olmuş olabilir veyahut da yanlış duyumlar olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hatasız kul olmaz, hatamla sevin bizi, beni diye söylemiştik. Onun gibi düşünüyorum, olabilir diyorum. Duymamış oluyorum bu konuşmaları çünkü üzücü konuşmalar bunlar. Bunlar üzücü. Tabii Mehtap yine her zamanki sevimliliğiyle ve zekasıyla karşımızda. Ne güzel. Zeka derken zeki olmak durumunda insanlar. Evet. Olmalı. O da bir gerek çünkü. Aklını kullanmalı. Duygularıyla beraber, zekasıyla beraber yaşamını sürdürmeli. Ve kimseye zarar vermeden. Zarar vermek çok kötüdür. Yani Yaradan'ın bize emri vardır. Kul hakkıyla gelmeyin der bana. Var ya o kadar önemlidir ki. Bu kul hakkı nerelere kadar gider biliyor musunuz? Yaşamın yönünü tayin eder. Paylaşmayı emreder. Ve her türlü saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü de bunun içinde olarak paylaşmayı emreder. Şu güzel dünyayı bütün hepimiz paylaşıyoruz. Yalnız insanlar değil, böcekler, çiçekler, bitkiler, aklınıza ne geliyorsa hep beraber paylaşıyoruz. Her şey, varlığın burada yaşamaya hakkı var. Bunu anlamayla ilgilidir. Bu saygıdır. Saygı esastır. Sevgi esastır. Bunları unutmayalım. Yani neticede biz Mehtap'ı seviyoruz. Mehtap'ı da seviyoruz. Ve dolayısıyla ben Mehtap'a iyiydi, daha da iyi olacağını biliyorum. 9 veriyorum Mehtap'a. 9 Orhan Gencebay'dan geldi. 9 Ebru Gündeş'ten geldi. Bakalım diğer iki jüriyemiz Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan neler diyecekler? Ben söyleyeceğimi söyledim. Puan olarak Armağan'cığım. 9. 9. 9 Armağan Çağlayan'dan. Ben de öyle. 9 da Bülent Ersoy'dan gayet yüksek bir puan. Tam 36 puanı var Mehtap'ın. Evet Mehtap'cığım sen neler söyleyeceksin? Osman Tabi'ye teşekkürlere başlıyorum burada. Hadi biraz bakalım. Uzun bu. Efendim ben buradan Ankara'dan beni seven, destekleyen herkese, Belçika'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, orada hayranlarım varmış onlara. Van Çaldıran'a, Ağrı Patlos'a, Samsun, Arhavi. Belçika'yı saydık değil mi Osman Tanbi? Unutmayayım da hepsine söz veriyorum çünkü arkadaşlara. Destekleyen herkese, sevenlere de sevmeyenlere de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biraz şey oldu, bugün gergin oldu biraz benim saatimde. Fazla kaynatamadık, özür diliyorum yani. Kendi konuşmalarımdan da ayrıca. Sen gerginlikle gırgırı farkında değilsin bence. Gerginlik böyle olmaz. Sen burada nice gerginlikler oldu, onların hiçbirisini yaşamadın. Valla Armağan... Gerginlik Armağan böyle Bey, olmaz. Kaşlar kalktı. Armağan Bey dedim. Ben zaten yok o Armağan'ı sen gergin halini görmemişsin. O seni sevdiği için hiç gergin davranmıyor, merak etme. Ben de sevdiğim için işte akıllar da yanlış şeyler oluyor. Soru işaretleri. Sana bir gergin davranalım da görsen. Soru işaretleri Ebru abla, soru işaretleri. İnsanlar da yanlış anlıyor yani. Kim yanlış anlıyor yani yahu? Mesela nasıl anlıyor? Acaba Mehtap böyle bir şey dedi mi? Bir dakika. Şimdi ben sana soruyu sordum. Kim neyi nasıl anlamak isterse anlar zaten. Kimse bunu bir şey yapamaz. Önüne de geçemez. Bu bizim her seferinde burada söylediğimiz sözleri alıyorlar, bambaşka düşünüyorlar ve bize düşman olanlar oluyor, kızanlar oluyor, darılanlar oluyor. Olabilir. Ama yani ben inanıyorsam kendim seninle ilgili bir şey, bunu söylemekte de özgürüm. Buna da kızanlar varsa tabii ki kızabilirler. Yapacak bir şey mi? Ben özgür olarak bir şey duydum ve bunu sana sordum. Sen de bu cevabı verdin. Bu mesele bitti. Artık bunu uzatmanın anlamı yok. Herkes sonuç olarak sana inanıyorsa... Sana inanmış olacak. Sen de hayır yok böyle bir şey dedin. Bu mesele de bitti bu kadar. Niye uzatıyorsun? Burada bir de şuna dikkat çekmenizi, yani cahili bir dikkat olan bir konu bu. Efendim,
dört üyede dikkat edersiniz size hiç notunuzu kırmadı. Böyle bir şeye inanmış dahi olsa idik bu kişisel bizim duygularımız olurdu. Bunu sahneye taşımazdık ve taşımayacağımızın bir göstergesidir. Verileriniz burada neyse o şekilde numaralandırılırsınız. Evet, notlandırılırsınız. Buna da kesinlikle inanmanızı istiyorum çocuğum. Ama kötü söylerseniz de kötü puan alırsınız. O ayrı mevzu. Yani. O ayrı mevzu. Peki Orhan Bey, bir şey söyleyecek zannediyorum. Yok. Bu konuyla ilgili değil. Bu konuyla ilgili tamam, değil. Tamam. Peki o zaman Mehtap'la ilgili. Teşekkürler. Osman Tabi, haftaya büyük eğlence var. İnşallah son ikiye kalmam da gitmem de bu gece. Sen bayağı gelecek yani. Program yapıyorsun yani. Aha, inşallah yani. Yılbaşı gecesi özel eğlence programı gibi. Bak bütün ya. Yöreleri, bütün illeri hepimiz, bütün arkadaşlar temsil edeceğiz. Ben de Orta Anadolu, İç Anadolu bölgesi. Sana mesela prodüksiyon adına bunları söyleme yetkisini kim verdi? Kimse vermiyor vallahi Armağan Bey. Ben içimden geldiği için söylüyorum. Gelecek hafta da Mehtap'ın şarkısını ben söyleyeceğim. Değiştik teşekkür çünkü efendim. Rolleri. Sağ olun. Peki aday numaranı da söyle istersen. Aday numaram 112. Efendim çok kritik. Geçen hafta gördünüz, dördüncü oldum arka çok tarafta. Bak ya. Hakikaten çok zekisin. Valla dördüncü oldum. Zehirsin. Lütfen beni sevenleri yalnız bırakmayın. Eli telefona giden herkes. Bir telefondan 10 SMS ihtiyacım var. Lütfen. Teşekkürler. Pes. Evet, Mehtap'ın aday numarası 112. Eğer Mehtap'a destek olmak istiyorsanız cep telefonlarınıza 112 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Değil mi? Pes diyorsunuz. Pes, ben hayret içindeyim. Şoka uğradım yani. Pes. Yani zeka... Biz onun saflığını, temizliğini düşünüyorduk ama o bayağı bir açık gözmüş. Baksana mesemes istiyor ama yani. Ama işte bir kısmı da bu. Bir kısmı da bu yani. Pes. Zeka önemli. Çok zeka ama önemli. Çok zeki. Gerçekten zeki. Çok zeki. Ya. Çok zeki. Yahu sonuç olarak hep yani nerelerden hani ne kavgalardan gelmiş nasıl ayakta durmuş tabii ki zeki olacak. Zeki olmasa nasıl ayakta duracak o kadar? Mümkün değil. Zaten kurt oldum ben dedi işte. Yani. Bu kadar zamandan beri bu alemde. Arkasından konuşuyormuş gibi oluyoruz ama gitti. Ama yani. Hakikaten. Kötü konuşmuyoruz ki ne tabii, konuşuyoruz. Tabii. Peki. Şimdi Gökhan'cığım bir şey dedim duymadığım kulağıma. Ha peki tamam. Biraz bu tarafa geçiyorum. Çünkü şimdi sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Popstar Alaturka sahnesinde biz müziğin her çalışanına, her emekçisine çok önem veriyoruz. Burada elimizden geldiğince onları misafir etmek istiyoruz. Ve bu akşam da iki darbuka virtüözü var. Biri bir duayen, diğeri de genç kuşağın en önemli isimlerinden bir tanesi. Hazırlıklar şimdi yapılıyor zannediyorum. Az sonra kendilerini sahneye davet edeceğim ve sizlerden